Aha, tamam. Doktor Bey, merhaba. Merhaba. Bakalım kolunuza. Bu küçük püstüller patoloji testinin pozitif olduğu anlamına geliyor. Hemşire hanımla konuşun. Romatoloji polikliniğine yönlendirsin sizi. Tamam. Beket hastalığı tedavisi olan bir hastalıktır. Merak etmeyin, iyi olacaksınız. Tamam. Çok teşekkür ederim doktor bey. Sağ olun. Yani sen telefonla konuşurken hasta yanına geldi, öyle mi? Evet. Öyle oldu. Randevu almadığı için muayene etmedim. Evet, koluna bakıp patoloji testinin sonucunu söyledim sadece. Yani ters bir şey olduğunu zaten anlayamazdın mı diyorsun? Evet. Emre bak. Ben avukatın olarak senin yalan söylemene engel olamam. Hatta sen ifade verirken yanında da olamam. Ama eğer seni daha iyi yalan söylemeye hazırlamazsam ihmalkarlık yapmış olurum. Bakın Selin Hanım, benim yalan söylediğim falan yok. Her şeyi birebir... Bu hastana yazdığın reçete. Poliklinik defterinde kayıtlıydı. Yani sen hastayı muayene etmişsin. Şimdi söyleyecek misin o gün gerçekten ne oldu? Peki. Telefondaydım. Tam o sırada Derya geldi. Doktor bey. Derya ben. Koluma yaptığınız testin sonucu için gelmiştim ama. Ha. Evet. Sonuç pozitif. Hemşireye söyleyin, romatolojiye yönlendiririz. Doktor bey. Bana verdiğiniz ilaçları kullanıyorum ama karnımın ağrısı hala geçmedi. Beket hastalığı düşündüğümüzden daha fazla organ tutmuş olabilir. Ya da kortizona bağlı reflü oluşmuş olabilir. Daha kuvvetli bir mide koruyucu yazıyorum size. Buyurun. Tamam. Doktor bey. Bir şey yok. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Karın ağrısı ile ilgili hastaya hiçbir şey sormadın mı? Bakın İpek Hanım, sadece ufak bir hata yaptım. Tek bir hata. Emre, bu ufak denemeyecek kadar büyük bir hata. Kurul kararını hastayla yaptığım bu görüşme üstünden verecek. Yani bu konuda seni sıkıştıracaklar Emre. Aynen öyle. Dikkatin mi dağınık? Senin problemin. Uykusuz musun? Senin problemin. Çok mu çalıştın? Hastanenin problemi. Tembellik. Bakın, karın ağrısının Behçet hastalığıyla ilişkili olabileceğini düşündüm. Hangi doktor olsa böyle düşünürdü. O zaman niye Derya'yı poliklinikten çıktıktan bir saat sonra aradın? Bankodaki hemşire Derya'yı hastaneye çağırdığını söyledi. Çünkü Derya ben odadan çıkarken tereddütlüydü. Aklında bir son dakika sorusu olabileceğini düşündüm. O ne demek? O şu demek, hasta muayeneye gelir, burnunun aktığından şikayet eder. 10 dakika muayene edersin, nesi olduğunu anlamaya çalışırsın. Muayene biter. Tam kapıdan çıkacakken, abi de doktor bey, kasıklarımda kırmızı noktalar var, der. Selin'cim, kısacası, yani hastalar ne kadar önemli olursa olsun, utandıkları soruları son dakika yasaklar. Bu. Peki, tamam. Yani sen hastanın sana soracağı önemli bir soru olduğunu hissettiğin halde gittin, öyle mi? Hayır, sonradan aklıma geldi. Ne değişti? Hiçbir şey. Kötü bir cevap. Başta sağlıklı düşünemiyordum Selin Hanım. Bu daha da kötü bir cevap. Emre, hastanın soramadığı o soru sence neyle ilgili olabilir? Yani Derya, söylemeye çekindiğine göre dışkılama ile ilgili olabileceğini düşündüm. Kanamalı bir dışkılaması olduysa kanayan bir ülseri de olabilir demektir. Durum nedir? 35 yaşında kadın ciddi miktarda kanamalı kusması olmuş. İş yerinde şuurunu kaybetmiş. Tansiyonu düşük 80-20. Nabzı taşı kardik dakikada 140. Ne kadar sıvı verdiniz? 3000 cc. Şu anda da bolus dozda izotan 2 gram. Yalnız iş arkadaşları şeker yer gibi ibuprofen aldı dediler. Sanırım ülseri falan kanadı. Çabuk 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 çabuk. Behçet hastalığı var sanıyordum. Midedeyim. Ama çok kan var. Mide çeperini tam göremiyorum. Arteri mi yırtılmış? Hayır, orada işte. Kanayan sevimsiz bir ülser. Koterize ediyorum.
Ben göremiyorum. Biraz daha izotonikliği kazan. Bir dakika. Tamam. Oldu. İyi görünüyor. Kanamalı bir yüzler. Hallettik. İki saat önce bir şey yoktu. Distolik basıncı 70'e düştü. Nerede Hüser? Şu anda kahverengi gözüküyor çünkü az önce kotorize ettim. Başka bir tane daha olmalı. Orada. İkinci bir Hüser mi? Perfore olmuş. Ameliyathaneye hazırlayın çabuk! Çabuk çabuk! Cerrahlar perforasyonu onarabildiler. Ama hastanın yani Derya'nın mide içeriği karnına ve tüm vücuduna yayıldı. Hasta sepsise girdi. Enfeksiyona bağlı kan basıncı düştü. Bir ara elinlere kadar indi. Hipotansiyondan karaciğer ve böbreklere hasar gördü. Bakın durumun kötü gözüktüğünü biliyorum. Belli ki ben yanlış bir tanı koymuşum. Ama her şeyi kitabına göre yaptım. Ne olacağını bilmemin bir imkanı yoktu. Benim kalkmam lazım. Muhasebeyle bir toplantım var. Ama fırsat bulur bulmaz geleceğim, tamam mı? Benim de kahve saatim geldi. İçmediğim zaman huysuzlaşıyorum. Sen bir şey ister misin? Yok. Teşekkürler. Emre, neden hata yaptı sence? Emre yalnızca bir soru sormayı unutmuş. İlla bir nedeni olması gerekiyor. Birincisi sormayı unuttuğu soru önemsiz bir soru değil. İkincisi evet, eğer yaptığı hatanın nedenini bilirsek kurumun karşısında ona yardımcı olabiliriz. Emre yalnızca küçük bir hata yapmış. Olur böyle şeyler. Seni ilgilendiren bir tarafı var mı bu olup bitenlerin? Ne gibi? Tarafsız olmadığımı falan mı düşünüyorsunuz? Aynı ekiptesiniz. Bir sırcı birlikte çalışıyorsunuz. Bir de herkes sizin birlikte olduğunuzu söylüyor. Kim söylüyor? Doğru cevap ilişkimiz yok, taraflı değilim olacaktı. Emre ile ilişkimiz yok. Neden hata yaptığını da hiç bilmiyorum. Hekimoğlu'yla daha uzun süredir birlikte çalışıyorlar. Bir isterseniz ona sorun. Tabii ya, benim nasıl aklıma gelmedi. Hekimoğlu. Emre neden hata yaptı sence? Çünkü hastaları umursamıyor. Nasıl yani? Hasta dosyalarına baktım, hep olumlu şeyler söylüyor hastaları hakkında. Söylerler tabii. Bütün tatlılığını takınıp o meşhur bademcik hikayesini anlattığı için hastalara. Güzel hikaye ama, kabul et. Ama gerçek değil. Emre'nin bademcikleri hala duruyor. Yani hastalarıyla ilişki kurmak için beyaz bir yalan söylemesi çok da kötü bir şey değil bence. Kötü demedim zaten, gerçek değil dedim. Emre hastalarını umursamıyor. Ben sizin iyi arkadaş olduğunuzu düşünüyordum. Öyleyiz zaten. Ama iş başka, arkadaşlık başka. Bence Emre hastalarını ne kadar umursamazsa o kadar Hekimoğlu'na benzeyeceğini düşünüyor. Yani sanki bu iyi bir şeymiş gibi. Benim ifade vermem gerekecek mi? Bilmiyorum ama bana sorarlarsa senin ismini vermeyeceğim kesin. Hele ki bu son söylediğinden sonra. Ben kötü bir şey söylemedim. Ayrıca ben Emre'nin kötü bir doktor olduğunu da düşünmüyorum. Tabii canım. Sadece hastalarını umursamadığını düşünüyorsun. Hoca ne söyledi? Şimdi sana iki sorum var. Bir, Emre neden hata yaptı? İki, ne kadar büyük hata yaptı? Emre hata yapmadı. Kendisi yaptığını söylüyor. Harika taktik. Avukat değilim ama kimin aklına geldiyse müthiş. Kurul karşısında acayip bir şey yarar. Kurul Emre'nin yerinde herhangi bir başka doktor olsa böyle bir durumda ne yapması gerektiğini bilmek isteyecektir. Emre herhangi bir doktor değil. Öyle olsaydı işi almazdım. Bravo ya. Hayranım size. İkiniz de birer dahisiniz. Böyle devam edin. Her şeyi reddedin. Size yardım etmek isteyen avukatı kandırın. Ama yarın kurulu kandıramayacaksınız. Çünkü onlar da doktor.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.